Anadolu Isuzu grafiğinde belirlediğimiz ikinci kesin stop noktası olan 85-15 bölgesine yaklaştıktan sonra bir tepkisel hareket oluşturmuş. Fakat bir önceki yarı yarıya stop noktası olan 93-25 bölgesi de direnç olarak çalıştığı için o bölgeye kadar bir tepkisel hareket gerçekleştirmiş. 93-25 üzerine çıkışları sağlayabilirse bir önceki kesin stop noktası olan 101 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi devam ettirip 101 bölgesi ve şablon bölgemizin ara direnç noktası olan 104 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerine çıkışları sağlayıp kalıcı kapanışlar gerçekleşip yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yapmış olduğu zirve bölgesi olan 122.75'e kadar ve 130 daha üst hedeflere de devam etme ihtimalini gerçekleştireceği bir tepkisel hareket oluşturabilir. Bu bölgede 104 bölgesinin üzerine geçişler oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanmalı durumlarıyla karşılaşırsa mutlaka kesin stop bölgemiz olan 85 bölgesini önemsememiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun öncelikle 80 ve daha alt bölgedeki olan 65 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşacağından dolayı 85 bölgesi altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Doğaç grafiğinde 278 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçtikten sonra belirlediğimiz şablon durumunda 255 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasına geri çekilme gerçekleşmeden bir tepkisel hareket oluşturmuş ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 265 bölgesi destek görevini sağlamış. O bölge altına geçişler oluşmadan yapmış olduğu tepkisel hareketi bir önceki kesin stop noktamız olan 278 bölgesine kadar devam ettirmiş ve o bölge direnç olarak çalıştığı için üstüne geçiş sağlayıp kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturabilir ve 265 bölgesinde yapmış olduğu dip bölgenin altına geçişlerden sonra yarı yarıya stop noktası olarak 260, kesin stop noktası olarak 250 bölgesini takip etmemiz gerekecek. O bölgelerin altına geçişler ve kapanışlar oluştuktan sonra derinleşerek 240 bölgesi ve daha alt bölge desteklere kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşabilir. 278 bölgesindeki kesin stop bölgemizin üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra stop olduğu birinci bölge olan 285 bölgesi ve stop olduğu bölge olan 303 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelerin üzerine çıkışları sağlayıp 315 bölgesindeki yakın hedef bölgemize kadar tepkisel hareketleri gerçekleştirebilir. 315 bölgesi üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmayacağından dolayı 315 bölgesine yapacağı tepkisel hareketlerde hacimsel durumların bunu destekleyip güçlü bir yükseliş durumuna geçiş sağlaması için 315 üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. 315 üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 375 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimali gerçekleşebilir. Portotografiğinde şablon durumunda belirlediğimiz ikinci yarı yarıya stop bölgesi olan 1000 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluştuktan sonra bir tepkisel hareketle bir önceki kesin stop bölgemiz olan 1060 bölgesinin üzerine tepkisel hareketi gerçekleştirip ara direnç bölgesi olan 1100 bölgesini test ettiğini görüyoruz. 1100 bölgesi üzerine çıkışları sağlayabilirse yakın hedef bölgemiz olan 1165 bölgesini test ederek yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1250 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirebilir. Fakat 1100 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa öncelikle 1060 bölgesi şu an için destek görevini sağlıyor. O bölge altına geçişlerden sonra 1000 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız ve bir sonraki kesin stop noktamız olan 965 bölgelerini önemsememiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanma durumları devam ederse en önemli destek bölgesi olan 915 bölgesine kadar
devam edecek. Bir geri çekilme güç kazanma durumu ve kanal bölgesinin alt noktası olan 825 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini oluşturacak. Bir geri çekilme güç kazanma durumu 1100 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği sürece devam eden süreçte oluşabilir. 1100 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlar gerçekleşerek yukarı tepkisi hareketleri en önemli direnç bölgesi olan 1200 bölgesine kadar devam ettirip 1200 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşebilir. Karsan grafiğinde 16 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 11.50 bölgesine kadar devam ettirdi ve o bölgeden hızlı bir tepkisi hareketle ara direnç bölgesi üzerine bir tepkisi hareket oluşturmuş oldu. 13.25 bölgesi ve o bölge üzerinde de tutunmaya çalışıyor. Bu bölge üzerinde tutunmayı devam ettirerek yapacağı tepkisi harekette önemli direnç bölgesi olan 14.45 bölgesini test edebilir ve şablon bölgemizin üst noktası olan 15.10 bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 15.10 bölgesinin üzerine çıkışlar sağlanırsa yapmış olduğu zirve bölgesi olan 16 bölgesini geçerek 17.50 ve 20 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Bu bölgede yapmış olduğu tepkisi harekette 15 bölgesinin üzerine çıkışlar sağlanmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa 12.55 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 12.15 bölgesini ara destek olarak takip etmemiz gerekiyor. 12.15 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. 12.15 bölgesi altına geçişler oluşursa dikkatli olmakta ve 11.50 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlaka takip etmemiz gerekiyor. 11.56 kapanışlarda 9.45 bölgesinde yapmış olduğu dip bölgeye kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu gerçekleşebilir. Otokar grafiğinde kesin stop bölgemiz olan 575 bölgesinin altına geçiş yaparak şablon bölgemizin alt destek noktası olan 560 bölgesinden başlatmış olduğu tepkisel hareketi yarı yarıya stop bölgemizin üstüne taşıyarak o bölgede tutunma sağlamış ve kanal direncine takılı kalmış 625 bölgesi o bölge üzerine geçişleri sağlayarak bir sonraki hedef noktamız olan 650 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 685 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu yapmış olduğu zirve bölgesi üzerine geçiş sağlarsa gerçekleştirebilir. Bu bölge üzerine geçişleri sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında mutlaka kesin stop bölgemiz olan 575 bölgesini önemseyelim. Çünkü o bölgenin altına geçtikten sonra yapmış olduğu dip bölge olan 555 bölgesinin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun öncelikle 500 bölgesi ve daha alt destek bölgesi olan 450 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşma durumu oluşabilir. Tofaş grafiğinde yarı yarıya stop bölgemiz olan 302 bölgesinin altına geçiş yaptıktan sonra ara destek bölgesi olan 295 bölgesinde tutunmayı sağlayarak bir tepkisi hareket oluşturmuş ve o tepkisi hareketle beraber şablon bölgemizin önemli direnç noktası olan 315 bölgesine kadar devam ettirmiş olduğu bir tepkisi hareketle haftayı o bölgeye yakın bir şekilde kapanış yaptığından dolayı yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürerek yapmış olduğu zirveyi test edebilir 325 bölgesini ve üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası olan 365 bölgesine kadar devam edecek yükselişleri oluşturabilir. 325 bölgesindeki yapmış olduğu zirveyi ve yakın hedef bölgemizin üzerine geçişler sağlanmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumunda ara destek bölgesi olarak 310 bölgesi ve yarı yarıya stop bölgemiz olarak 302 bölgesi var. Bu bölgelerin altına geçtikten sonraki 295 bölgesindeki ara destek bölgesinin altına geçişler oluşursa 280 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği bölgesi olan 255 bölgesine kadar devam etme ihtimali gerçekleşebilir.
Köktraktör grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda ikinci yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 920 bölgesinde tutunmayı sağlayarak bir tepkisel hareket oluşturmuş ve 965 bölgesindeki bir önceki kesin stop bölgemize kadar tepkisel hareketi gerçekleştirerek o bölgeyi test ettiğini görüyoruz. Üzerinde kapanışları devam ettirerek bir sonraki ara direnç bölgesi olan 985 bölgesine kadar devam ettirebilir ve bu bölgenin üzerine geçişlerden sonra yakın hedef bölgemiz olan 1010 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirerek yukarı yükselişleri yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1080 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturma ihtimalini arttıran bir şablon durumuna dönüşebilir. Bu bölgede 985 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanmadan oluşacak geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 935 bölgesini, yarı yarıya stop bölgesi olarak 915 bölgesini ve kesin stop bölgesi olarak 890 bölgelerini belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek öncelikle kanal desteği bölgesi olan 850 bölgesine ve daha alt desteklere doğru devam etme ihtimaline dönüşebilir.